Gut aslında eklemlerle bir alakası olmasa da yani eklemler aslında sağlıklı olsalar da bir eklem hastalığıdır. Sorun eklemlere ait olmayan bir şeyin birikmesi sonucu ortaya çıkar. Bunu baş parmağa çiziyorum. Çünkü guta sıklıkla burada rastlarız. Bu arada gutun ağrı skalasında çok kötü ağrılar arasında sınıflandırıldığını da eklemek istiyorum. Akut gut enflamasyonu sonucu bu kişi yürüyemez ve baş parmağı da bu şekilde şişmiş olur. Suçlunun kim olduğunu merak ediyorsanız monosodyum ürat kristallerinden bahsetmek lazım. Evet monosodyum ürat. Bu ürik asidin kristalleşmiş bir formudur ve DNA ve RNA yıkımının bir yan ürünü olarak vücudumuzda normal bir şekilde bulunan bir madde olduğunu söyleyebiliriz. Bir sebep yüzünden vücudumuzda bunun çok fazlası biriktiğinde kristalleşir. Vücuda dağılır ve buradaki ekleme yerleşir. Bu arada yerleştiği eklem hangisi olursa olsun bunun son derece ağrılı olacağını ve guta yol açacağını da hemen söyleyeyim. Ama genelde burada görülür. Ve başparmakta karşılaşılan gut aslında o kadar sıktır ki kendine ait bir adı bile vardır. Bunu da hemen not edelim. Podegra. Daha doğrusu istatistiksel konuşmak gerekirse 50 yaş ve üzerindeki erkeklerin guta yakalanma riskleri daha yüksektir. Bazıları bunun yaşam tarzıyla alakalı olduğunu da söyler ve gutun tedavilerinden biri olarak yaşam tarzının değiştirilmesi önerilir. Bu değişiklikler fizyoloji seviyesindedir. Ürik asidi arttıracak her şeyin gut belirtilerine yol açma riski vardır. Belirtilerden bahsetmek gerekirse ağrılı bir hastalık olduğunu not ediyorum. Özellikle de akut dönemde. Dıştan görünüşü kızarıktır ve bundan eritem olarak da bahsedilir. Kızarık ve şişmiş deri diye de yazalım. Bunun bir eklem rahatsızlığı olduğunu düşünürüz. Yani buradaki metatarsal ekleme yerleşmiştir. Ama aslına bakacak olursanız birikmenin çevre dokularda da olduğunu görebiliriz. Bu bölge yoğun enflamasyon yüzünden dokunulduğunda sıcak olarak hissedilir. Belirtiler ve hastanın geçmişi incelendiğinde gutla ilgili önemli ipucu yakalamak son derece kolay. Ama resmi teşhisin konması için yapılan altın standart bir test vardır. Eklemden bir miktar sıvı alınır ve incelenir. Gutun teşhisi iğne ucu şeklindeki kristallere bakarak konulabilir alınan numune polarize ışık altında incelendiğinde bunların negatif çift kırılma gösterdiklerini görürüz. Bu noktada işin içine biraz fizik giriyor ve detayını burada işlemeyeceğiz ama negatif çift kırılma derken bu iğne ucuna benzeyen şekillerin sarı renkte oldukları kastediliyor. Bu ayrıntı kutu yalancı kuttan ayırmak için de son derece önemlidir. Kısacası bu iğne ucu şeklindeki monosodyum ürat kristalleri polarize ışık altında incelendiklerinde sarı görünürler. Bu eklem sıvısı testiydi. Buna ek olarak hastadan kan da alınabilir. Kronik gutu olan ya da guta yakalanma riski yüksek olan hastalarda hiperürisemi görülür. Ürisemi kandaki ürik asit seviyesidir. Bu testle hastaların guta yakalanma riskleri olup olmadığının yanında eğer tedavi ediliyorlarsa tedavinin işe yarayıp yaramadığını da görebiliriz. Ayrıca ak yuvar hücresi ölçümü ve al yuvarların ne kadar çabuk çöküntüye dönüştüklerini ölçen sedimentasyon testi de yapılabilir. Bunlar vücutta enflamasyon olup olmadığını gösteren şeylerdir. Bu bir enflamasyon göstergesi. Bu da bağışıklık sisteminin ne kadar aktif olduğunu gösteren bir göstergedir. Aslında bu değerlerin ikisi vücutta enfeksiyon yokken de yükselebilir. Akyuvar sayısının enfeksiyon göstergesi olduğunu düşünürüz. Kristallerde bakteri ya da patojen olmamalarına rağmen bağışıklık sistemini aktive ettikleri için akyuvar sayısı artabilir. Hastanın geçmişi gutla ne kadar tutarlı olursa olsun bu diğer testleri uygulayarak çok kendine has bir tedaviye sahip olan gutu enfeksiyoz, artrit ya da otoimmun hastalıklardan ayırmak gerekir. Öncelikle gutu hedef almayan yani mesela hastanın ağrısına odaklı tedavilerden bahsedelim. Burada NSAİ olarak kısa attığım steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar ağrının yanında enflamasyon tedavisinde de işe yarayacaklardır. Buraya nokta nokta koyuyorum. Çünkü eğer bu hastanın ilaçlara toleransı yoksa ya da ağrı dayanılamayacak boyutlardaysa daha güçlü ilaçlar kullanılmalıdır. Amaçlarımızdan biri de enflamasyonu azaltmak. Evet bunlar gutu hedef almayan tedaviler ve çeşitli otoimmün rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılırlar. Enflamasyonu azaltmak için steroid enjeksiyonları da değerlendirilebilir. Evet, gut teşhisi konulduysa yapılması gereken şeylerden ilki hastanın yaşam tarzını değiştirmesidir. Gut'un genetik sebeplerin yanında yaşam tarzı ile ilgili sebepleri de vardır. Aslına bakarsanız genetik sebeplerle yaşam tarzına bağlı sebepleri birbirinden ayırmak oldukça zordur. Ama ürik asidi düşündüğümüzde hastanın ürik asit seviyelerini azaltacak şeyler yapmasını öneririz. Daha az et tüketmek, alkol kullanmamak ve organik besinler tüketmek ürik asit üretimini azaltabilir. Buna bir de aynı etkiye sahip ilaç kullanımını da ekleyelim. Bunlar hastalığın birden ortaya çıktığı dönemlerde kullanılabilir. Ama belki de daha önemli olarak bunları koruyucu ilaçlar olarak da değerlendirebiliriz. Hasta gut belirtilerini göstermiyor ya da gut geçmişine sahip olsa bile bu ilaçları uzun vadede sürekli olarak kullanmalarını isteyebiliriz. Buradaki koruyucu ilaçların ürük asit üretimiyle sonuçlanan süreç üzerinde etkili olduklarını da hemen ekleyeyim. Bu süreçleri kimyasal yollarla yavaşlatarak kandaki ürik asit seviyelerini azaltabiliriz. Yaşam tarzının çok önemli olduğunun ve sadece ilaç kullanımına güvenilmemesi gerektiğinin bir kere daha altını çizmek istiyorum. Bu yüzden de hastaların ilaç kullanımı yanında doktorların tavsiyelerine de harfi harfine uymaları gerekmektedir. Son olarak size bir de yalancı guttan bahsetmek istiyorum. Gut gibi göründüğü ama sebebinin eklemde biriken kristaller olmadığı için bu hastalığa yalancı gut adı verilir. Öncelikle yalancı gut baş parmak yerine genelde dizde görünür. Evet, aynı belirtiler baş parmak yerine bu defa dizde kendilerini gösterir. Ağrı, şişme, kızarıklık ve sıcaklık. Guta benzemesinin sebebi de budur ama biriken madde tamamen farklıdır. Evet, kalsiyum pirofosfat dihidrat. Çoğu zaman buna kısaca CPPPD denir. Burada tamamen farklı bir kristal birikimi söz konusudur. İki hastalığı birbirinden ayırmak için teşhis sırasında aynı sistem izlenir. Bu sıvı polarize ışık altında incelendiğinde iğne ucu şeklindeki kristaller yerine paralel kenar şeklinde kristaller gözlenmelir. Ve bunlar zayıf pozitif çift kırılma gösterirler. Evet bu testin neden önemli olduğunu şimdi anladınız. Çift kırılmalar ve kristallerin şekilleri bize hastalığın gut mu yoksa yalancı gut mu olduğunu gösterir. Tedavide de aynı ana başlıklardan bahsetmemiz mümkündür. Belirtilerin yani ağrı ve enflamasyonun tedavisinde kullanılan ilaçlar aynıdır. Bu arada iki hastalıkta da etkisinin daha hızlı ve kuvvetli olması için steroidler ağızdan uygulanmadan doğrudan ağrının olduğu enkleme enjekte edilebilirler. Yalancı gutta sorun ürik asit olmadığından bu koruyucu ilaçlar tabii ki işe yaramayacaktır. Yalancı gut Guttan daha ender rastlanan bir rahatsızlıktır ve ikisi birbirinden farklıdır. Bu yüzden doğru tedavi uygulanması ve tedaviden sonra durumun idame ettirilmesi için koruyucu ilaç uygulanmadan önce gutla yalancı gutun birbirinden ayrılması gerekmektedir.